Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir. Bakın bugün Kur'an'a bakın, en çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel edilen kitap, işin acı tarafı yine Kur'an'dır. Ramazan Pişkin, halkın deyişiyle Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden akıl hastanesine yatırıldı? Diyarbakırlı 43 yaşında Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet'e adamış, küçük yaşlardan beri İslami araştırıp dini kitaplar okuyan, bir süre sonra çevresinde deli damgasını yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Ramazan, küçük yaşlarda araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. Deli lakabı bir süre sonra yerini Ramazan Hoca'ya bırakırken konuşmaları sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı. Son 5 yılda Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Ramazan Hoca günün her saati vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçiriyordu. Hiçbir ücret talep etmiyordu. İslami gerçekleri tüm açıklığıyla anlatan Ramazan Hoca nedense birileri rahatsız etmiş olacak ki iftira atarak akıl hastanesine yatmasını sağlamışlardı. Daha çok Ulu Cami çevresinde yaptığı konuşmalarla tanınan ve sevilen Ramazan Hoca, İslami davet çalışmalarından dolayı şikayet edildiği iddia edildi. 2016 yılında gözaltına alınmış ve süregelen davada Diyarbakır'ın 13. Asliye Ceza Mahkemesi Ramazan Hoca hakkında davayı psikoloji tedavi görmesi yönünde karara sonuçlandırdığı ortaya çıktı. Ramazan Hoca'nın davayı yaptığı itirazın reddedildiği ve polis zoruyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi psikiyatri bölümüne götürüldüğü, 2 haftaya aşkın psikiyatri hastalıkları arasında kalan Ramazan Hoca, herhangi bir ruhi ve ruhsal ve psikolojik sorunun olmadığını, İslamiyet'i anlatma dışında başka bir gayesinin de bulunmadığını söyledi. Ramazan Hoca yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle özetledi. Misyonerlik faaliyetleri görmezden geliniyor. Misyonerler her tarafta İslam'a karşı faaliyetler yapıyorlar. Para karşılığı insanları Hristiyan yapmaya kalkıyorlar. Bunlar görmezden geliniyor. Fuhuş ve misyonerlik serbest. İslam'ı tebliğ yasak. Ben kimseden zorla İslam'ı kabul etmelerini istemiyorum. Öneri sunuyorum. Ben onları yumuşak bir dille buranın cami ve harem-i şerif olduğunu anlatıyorum. Edeple gelen lütufla gider. Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı Ramazan Hoca yalnız değildir etiketiyle Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek şehrin simgelerinden biri olan, aynı zamanda bir davetçi olan Ramazan Hoca'nın hastaneden taburcu edilmesini istedi ve yalnız bırakmadı. Peki kimler şikayet etti? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Ramazan Pişkin'le ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 1. Şahsın 2017 yılında Diyarbakır Ulu Camii'yi ziyaret etmekte olan bir kadın vatandaşımıza "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum" dediği, bu nedenle sanık hakkında taciz, takip ve ifşadan iddianame düzenlendiği. 2. Dava devam ederken şahsın babasının Ramazan Pişkin'in akıl sağlığının yerinde olmadığı ile ilgili başvuru yaptığı, bunun üzerine ilgilinin Diyarbakır Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı'na sevk edildiği ve yapılan tetkiklerin sonrasında ilginin şizofreni hastası olduğu rapor edildi. 3. Yargılamada Ramazan Pişkin'in atlı suçu işlediği sabit görünmekle birlikte şizofreni raporu nedeniyle tedavi amaçlı olarak hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Sadece Diyarbakır'ın değil tüm Türkiye'nin ilgisini ve hayretini celbederek sevgisini kazanmış, ulusal ve uluslararası basının kendisine mikrofon uzattığı, dini konular üzerinde gerçekleri olduğu gibi anlatan, tebliğ eden, hiçbir ücret talep etmeyen ve dinleyenlere ışık ve yol gösterici olan Ramazan Hoca'ya karşı gerçekleştirilen bu yakışıksız durumu kimlerin sebep olduğu açıktır. Şehirlerin bulvarlarında ve en merkezi yerlerde İsa seni çağırıyor kitaplarıyla misyonerlik yapılırken
kimse rahatsız olmazken Ramazan Böşkü'nün okuduğu ayetlerden rahatsız olan sizce kimler olabilir? Şu anda Ramazan Hoca'nın bulunduğu Elazığ Şehir Hastanesi'nde yattığı psikiyatri bölümünde telefon ile görüşen arkadaşların ses kaydını dinleyeceksiniz. Ardından Diyarbakır'da bulunan yerel medyadaki bir basın mensubunun bu konu hakkındaki verdiği röportaj videosunu ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını izleyeceksiniz. Alo. Selamünaleyküm. Selam, buyur abi. Ramazan abiyle mi görüşüyorum? Ben Ramazan Hoca diye bak olacağım. Abi nasılsınız? Elhamdülillah abi. Ben de Face'de şimdi geziniyordum. Bir gördüm böyle bir şeyin olduğunu da. Doğru mudur, şey midir diye bir teyit etmek istedim. 12 gündür ben de Elazığ'daki bu tıp tımarhaneyi kapatmışlar abi. 12 gündür, 12 gündür, bugün 12 gündür buradayız vallahi. Ben camide uzun bir müddet anlattım. En son şikayet ettiler. Beni bırak kapatır savcılık. Beni bırak kapatır vallahi abi. Artık ne kadar kalacağız? Allah bilir, beni değil artık. En az bir ay kalacağım. Duyumlara göre Allah bilir. Doktora konuştum dedi. En az bir ay kalacaksın. Artık ne kadar kaldı belli değil artık. Allah Azze ve Celle gönlünüze sekinet versin abicim. Öncelikle abi, Allah bizden Allah kalbine sekinet versin. Allah'ın amin. Efendimiz Aleyhisselam Cibril'i gördü. Cibril Aleyhisselam'ı ham sıfatıyla, katıksız sıfatıyla gördü. Kendinden geçti. Allah kalbine sükunet indirdi. Kendine geldi, sakinleşti. Allah da bizim kalbimize, müminlerin kalbine sükunet, sekine indirsin yani ya. Çünkü sekine olmazsa gerçekten zordur ha yani. Aynen. Biz çok zor bir dönemde yaşıyoruz ha. Farkındayız. Akıl zamanı iman olmuş kol bir ateş. Tutan yanıyor, tutmayan da yanıyor. Tutan imandan yanıyor, tutmayan imansızdan yanıp gidiyor işte. Zor bir süreçten geçiyoruz. Yani destek olmanız, İnternet üzerinden destek olmanız, dua etmeniz yeterli geliyor yani. Allah'ım amin. Ben öncelikle de Ramazan abi, YouTube'da benim kanalım var. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla burada paylaşımlar da yapıyoruz. Eğer istersen söylemek istediğim bir şey varsa bir ses kaydı yapalım, atarız da Allah'ın izniyle. Bu senin tamamen rızana bağlı. Sen ne yapmak istiyorsan yaparız abi inşallah. Yok, sizin internet üzerinden bana şu anlık dua edip destek olmanız kafi geliyor. Şu anlık. Öyle bir şey olsa ben bilgi veririm. Şu anda internet üzerinden destek olup dua etmeniz senin için yeterli geliyor. Allah razı olsun. Yani şunu demek istiyorum Ramazan abi. Belki de hani şu anlık biz size ulaşabiliyoruz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla. İlerleyen zamanda ne olacağı belli olmaz. Biz bu tağutların zulmüne, şeyine, hiçbir şeyine bunların güvenmiyoruz. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Allah Azze ve Celle sizlere hayır versin. Sizleri bir an önce Allah Subhanahu ve Teala oradan kendi yardımıyla kurtarsın. Sabredin abi inşallah. Abi sabır. Tabii sabır. Zaten Kur'an'ı söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah sabredene beraberdir. Allah razı olsun. Şu anda bir şey yok. Yani şu anda bir şey yok. Biz vakarlıyız. Yani dik duruyoruz. Boyun eğmiyoruz. Ben doktora burada bana dedi ki, yani şimdi sen dedi burada kaldığına dedi pişman mısın? Dedim hayır. Dedi niye? Dedi ben Allah'ın emrini yerine getirdim. Niye pişman olacağım? Ben kusurumu dün yalamam dedim. Ben kusurumu yalamam dedim. Ben pişman değilim. Allah bana hem etmiş, ben Allah'ın emrini yerine getirmişim. Elhamdülillah. Ben desem ki ben öbür günde buradayım, ben Kur'an'dan geri adım atmam. Asla bütün kainat da imansız da gitse ben davamdan geri adım atmıyorum. Sadece hakkımı, hukukumu savunurum, konuşurum, dik durarım. Yani bize düşen budur abi. Ben boyun eğmiyorum. Kim? Çünkü benim yaşım 44. Ben 28 yıldır tüm malımı, canımı, kanımı, ilgimi Allah'a hibrettim. Bu saatten sonra hiç kimse beni durduramaz. Mümkün değil daha yani. Allah hamdolsun. Beni arkada bekleyen ne bir çocuk var ne bir eş var. Çocuk da eş de arkada olsa yine vazgeçmem. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Allah. Kim olursa olsun yani. Evet abi. Yani küfüre, tağuta asla ben tavuz vermem, boyun eğmem asla. Yani onlar kendilerine ziyan ederler, bana değil. Öyle. Onlar kendilerine yapıyorlar, bana değil ha. Onlar zaten akıl etmiyor abi. Yüce Allah Zümer altına diyor ya, siz iman etmekle bana etmiyorsunuz, kendinize ediyorsunuz. Diyor, sizin iman etmeniz Allah'a fayda vermez. Ama Allah da sizin iman etmenizi ister, hoşnut olur, memnun kalır. Yoksa sizin Allah'a ne bir faydanız da olmaz, zararınız da olmaz yani. Hadi Kudüs-i Aleyhisselam Yüce Allah diyor ya, bütün kainat iman da etse benim makamım yükselmez. Bütün kainat isyan da etse Allah diyor ki Azze ve Celle, benim makamım inmez. Ben kendimi övdüğü gibiyim.
Yüce Allah kendi kendini yöver. Sadece Allah güzellikleri sever, kötülükleri sevmez. Hayrı ve şerri imtihan olsun diye yaratmış. Kıymetini anlayalım diye yaratmış. İbret almamız bir şeyden kıymetini bilelim diye yaratmış. Yoksa hiçbir şey Allah'a zor değil. Yani. Hiçbir şey Allah'a zor değil. Evet abi, sen bunu zaten biliyorsun Allah'ın izniyle. Ben şunu söylüyorum. Sen sakın zalimleri Allah Azze ve... Hayırdır hocam, başınızdan geçenleri kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi ben yani 7-7.5'a yakın Ulu Cami'de kaldım. 7-7.5'ı. Oradaki dini vazife yaptım. Orada yaparken bazı üzerime iftiralar, laflar, hakaretler geldi. Sonra en son 2 yıl önce mahkemelik oldum. Mahkemede üzerime bir bayan pis bir iftira attı, cinsel taciz suçlaması yaptı. Yanındaki iki arkadaş bunu reddetti, ben de reddettim. Hakim kararıyla 13. Asliye Cezada beraat kararı verildi. Savcılık da beni Elazığ'a gönderdi. Ben 12 gündür şu anda Elazığ'tayım yani. 12 gündür yatıyorum, bugün itibariyle 12 gündür yatıyorum. Artık ne zaman çıkacağımız belli değil artık. Şu an ilaç mı ilaçla kullanıyorum, 12 gündür Elazığ'tayım. Bileceklerim kısa olarak bu kadar. Hocam bizden ne bekliyorsunuz Müslümanlardan? Olay şeydir yani, buradaki hastaların telefon görüşmeleri de var. Hemşire hanım biraz önce geldi, beni uyardı, dedi fazla telefon geliyor. Yani internet üzerinden destek olmanız, dua etmeniz yeterli geliyor. İnşallah bir netice var yani, bu destekler bir netice var. Tamam inşallah hocam, sizi fazla meşgul etmeyelim. Allah razı teşekkür olsun. Ederim. Allah Azze ve Celle tezelden sizi oradan kurtarsın. Bizim için de dua edin, biz de dua edeceğiz inşallah. Duacıyı selamete. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam, hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Hayırlı bayramlar. Selamete, eyvallah. Selamete. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da RP isimli şahsın zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu kişinin 8 Ocak 2017 tarihinde il merkezinde bulunan Ulu Cami ziyaret etmekte olan bir kadın vatandaşımıza yönelik "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum" gibi sözlerle taciz ve ifşa eyleminde bulunduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma 1 Şubat 2017 tarihinde cinsel taciz suçundan iddianame düzenlenmesiyle sonuçlanmıştır. Sanığın babasının suç tarihinden yaklaşık 2 hafta önce oğlunun akıl hastası olduğu ve tedavi altına alınması istediği yönünde Diyarbakır Valiliğine ve İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularının olduğu tespit edilmiştir. Sanığın babası aynı mahiyetteki beyanlarını da soruşturma sırasında da tekrar etmiştir. Yargılama sırasında sanık suç tarihinde akıl hastası olup olmadığının ve dolayısıyla ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilebilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı'na sevk edilmiştir. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Yargılama sonucunda mahkeme atılı suçun sanık tarafından işlendiğini sabit bulmakla birlikte söz konusu rapor nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi gereğince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına, 57. maddesi gereğince ise koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. İlk derece mahkeme kararının istinaf incelemesiyle kesinleşmesine müteakip hükümlü 14 Mayıs 2020 tarihinde Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edilmiştir. Ceza Kanunu'nun 57. maddesinin 2. fıkrasında hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikenin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir hükmü yer almaktadır. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurulunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, Ramazan Hoca kimdir? Ramazan Hoca tarihi Ulu Cami'de ücretsiz olarak gelen yerli ve yabancı turistlere dini anlatan bir Müslümandır Ramazan Hoca. Biz de zaman zaman Ulu Cami ziyaretlerimizde kendisiyle muhabbet ederdik, konuşurduk. Amacı, gayesi tamamen dini anlatmak, İslam'ı anlatmak, Ulu Cami'nin tarihini anlatmak. Başka hiçbir amacı, gayesi yoktur Ramazan. Bu genç caminin hemen yanında bir odalı bir evde yaşıyordu. Bazen camide de yatıp kalkıyordu. Yazın zaten caminin havlusundaki o namaz kılma bölümünde olurdu. Camiyi bir bütün olarak sahiplenmişti aynı zamanda. Gelen insanlara dini, cami, tarihi hakkında bilgi vermekten çok kendi tamamen dine adamıştı. Sürekli camideydi yani. Herhangi bir diyanetten, müftülükten, herhangi bir kuruluştan
maaş almadığını biliyorum. Ben herhangi bir maddi çıkar peşinde değildi. Tamamen gönüllü, tamamen gönüllü esas bir şekilde orada faaliyet yürütüyordu kendince. Tabii Ramazan Hoca'nın bu olayından sonra kentte bir anda birinci gündem maddesi oldu Ramazan Hoca'nın hastanede yatırılması. Öyle ki mesela terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da mübarek Ramazan ayında özellikle güvenlik noktalarına yönelik bir suikast planı vardı. İran ve Suriye'den getirmiş oldukları bomba tünikleri Mardin Kapı Mezarı'nda gömülü bir şekilde bulundu. Öyle ki Ramazan Hoca bunun bile önüne geçti. Şu anda hem sosyal medyada hem de kent ailesinde konuşulan tek konu Ramazan Hoca'nın hastaneye yatırılması. Yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre aylar önce bir grup yerli turist ziyaret etmiş Serdar abi. Bu grup daha çok bayanlardan oluşuyormuş. Ramazan Hoca orada camiyi ziyarete gelen heyete içerisinde bulunan bir bayana diyor ki hani sizden rica etsek diyor, burası bizim kutsalımız diyor, Allah'ın evi. En azından bir başınızı örtünüp caminin içerisinde öyle geçseniz çok daha iyi olur diyor. O bayanlardan biri de bunu sözlü saldırı olarak değerlendiriyor ve Ramazan Hoca hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Mahkeme Ramazan Hoca'nın akıl dengesinin yerinde olmadığına karar verip akıl hastanesinde tedavi altına alınmasını öngörüyor. Böyle bir karar çıkarılıyor mahkemece. Bu karardan sonra da Ramazan Hoca şu anda Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alıyor Serdar abi. Tabii Ramazan Hoca'nın hastaneye alınmasıyla kentte bir anda inanılmaz bir tepki oluştu. Sadece kentten değil, işte atıyorum İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Diyarbakır, Ulu Cami'ye gelip de Ramazan Hoca'yla muhabbet etme şansı bulan herkes şu anda bulunduğu ilinin bu olaya tepki gösteriyor. Açık söyleyeyim, Diyarbakır'da Ramazan Hoca eşittir zararsız insan. Ramazan abi insanları irşat olarak Ümmet-i Muhammed'i İslam'a davet eden sevgili değerli bir kardeşimizdir. Yani Ramazan gibi kardeşlerimizin bu toplumda insanların yeri olmalıdır. Çünkü insanları hakka yöneten güzel insanlardan biri olduğu için biz ondan memnunuz. Memnunluğu da dile getiriyoruz. Ramazan gibi insanların toplumda da çoğalmasını istiyoruz. Deli diyorlardı. Özür diliyorum sana, hakaret ediyorlardı. Yani değişen bir şey yok. Ramazan yine aynı Ramazan. Bir değişen işe insanların insanlara bakış açısı farklı. Size ne yapardı? Mesela bu. Şimdi Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Diyor sahabe yaşasaydı, beni rahat görseydi diyecekti Hasan Basri Hazretleri. Münafık mıdır, kafir mıdır? Diye ben onları o dönemlerindeyken görseydim, bunlar kafayı yemişler, oynatmışlar. Said Ünsü ne diyor? Sahabe beni görse benim suratıma tükürür. Ben suratımdaki pisliği temizlemekle uğraşıyorum. Bakın Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Kainat da bir ayettir. Ayet demek nişan, alamet, Allah'ın sanatıdır. Kainat da bir kitaptır. Pratiğe, eyleme dökülmüş bir kitaptır. Yaşıyor. Hayat yaşıyor bu şekilde. Mesela bu. Tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Söz var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerinle sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehir gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bilinir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Peki mi Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Kul veya Hazreti Musa kıssasından neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan göründüğü gibi değildir. Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Kim okudun bilmezsin, habir kul emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, al birazcık sen o yalan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayatını, İslamiyet'i anlatmaya ve bu uğurda yaşamaya çalışan Ramazan Hoca'nın yanında olduğumuzu, her daim desteklediğimizi bildiririz. Ramazan Hoca yalnız değildir.